Hayvanlar Adası. Denizin ortasında şirin bir adada hayvanlar mutlu bir şekilde yaşıyormuş. Birbirlerine saygı ve sevgiyle davranıp işlerini birlikte yapıyorlarmış. Benekli adındaki zürafa bir gün arkadaşlarına sürpriz yapmak istemiş. Bir parti düzenlemiş. Partiye tüm hayvanlar severek katılmışlar. Hazırlanan ziyafet sofrası mükemmelmiş. Benekli, "Arkadaşlar, sıra geldi havai fişek gösterilerine." demiş. Herkes şaşırmış. Daha önce adada havai fişek gösterisi hiç yapılmamış. Fişekler bir bir fırlatılmış. Gökyüzünde muhteşem görüntüler oluşuyormuş. Hepsi keyiflenmişler, neşe içinde eğlenmişler. Fakat biraz sonra bir maymun kardeş koşarak oraya gelmiş. Fişeklerin birinden düşen ateşin adada yangın çıkardığını söylemiş. Hayvanlar telaşlanmışlar, yangını söndürmeye çalışmışlar. Fakat yangın kısa sürede yayılmış. Bakmışlar olacak gibi değil. Gemiye binip adadan uzaklaşmışlar. Arkalarında kalan alevlere bakıp üzülmüşler. Biraz sonra denizin üzeri taşıtlarla dolmuş. Vapur, sal, tekne ve sandallar yardıma gelmişler. "Adada başka kimse var mı?" diye soruyormuş kaptanları. Köpek, "Hayır." demiş. Vapurda itfaiye arabaları ve itfaiyeci filler de varmış. Hemen adaya yaklaşmışlar. Filler hortumlarıyla su fışkırtmış alevlere. İtfaiye arabaları sularını iç kısmına taşıyıp ateşlerin üzerine fışkırtmış. Biraz sonra havadan su boşaltan itfaiyeci helikopter de gelmiş. Yangını kısa sürede söndürmeyi başarmışlar. Gemideki hayvanlar çalışanları alkışlamışlar. Onlara teşekkür etmişler. Biraz sonra denizin altından yukarıya doğru bir şey yükselmeye başlamış. Tüm hayvanlar gözlerini dört açmış. Çıkan şey bir denizaltıymış. Denizaltı kaptanı, "Merhaba arkadaşlar, size yiyecek getirdik." demiş. Hayvanlar bu yardıma çok sevinmiş. Yiyecekleri yemişler, teşekkür etmişler. Zürafa ortalarda yokmuş, yemek yememiş, bir kenarda ağlıyormuş. "Yangın benim yüzümden çıktı." diyormuş. Hayvanlar, "Sen böyle olsun istemedin ki. Havai fişeklerin yangına sebep olacağını hiçbirimiz düşünemedik. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Yanan ağaçların yerine yenisini dikmeliyiz." demişler. Yardıma gelen tüm ekipler, "Biz de size yardım ederiz. Adanız eskisi gibi olur." demiş.